Hocam Yalova'da hayırseverlerle vatandaşlar tarafından bir cami yaptırılıyor ortaklaşa. Evet. Bu cami deniz manzarasını kapatıyor diye mahkemeye veriliyor <laughs> bazı kişiler tarafından. Evet. Demin dediniz ya hocam sahil kenarlarına. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki sorun şu ki orada yapı yapma izni var mı? Var. Değil mi? Var ki yapılmış yani. Tabii ki yapılmış. Şimdi oraya normal bir bina yapılsa deniz manzarasını kesiyor diyebilecek misin? Adamın kendi yeri kendi binasını dikti Mümkün diyemeyeceksin. Evet. Yani Allah'ın evi olduğu için mi sıkıntı oluyor? Biz şimdi diyelim ki Sapanca'da oturuyoruz. Sapanca'nın tepesi. Sen arkaya yapmışsın veya da ön tarafa yapmışsın binayı. Onun önünde de ben arsa almışım. Orada benim de bina yapma hakkım var. Ön tarafta zaten arsam. Önden almışım. Belki önden diye daha da fazla para ödemişim yani. Evet. Ben binamı yaptım. Senin manzaran kesildi. Ne yapabilirim ki ben? Yani ikimiz de aynı statüde yer almışız. Manzaranı kesmeme durumu Ben normal senin yaptığın binadan yüksek yapsam tamam. Diyelim yani. Velhasıl böyle bir hakkı normal binada varken insan normal hakkını yani normal bir münferit insan bu hakkını kullanınca şikayet edemez iken insan Allah'ın mabedi yapılacak. Yok deniz manzaramı kesecek. Yahu <laughs> o denizi bütün ömrün boyunca seyretsen ne seyretmen sen ne bu mantıkla. O deniz kimin denizi? O mabedin sahibinin denizi. Senin o mabedin sahibine şükretmen lazım iken şükrünü unuttun. Allah da şükrünü unuttun diye önüne mescidine dikti seni. Dedi ki bak bu denize bakmanın şükrünü eda etmedin. Bana secde etmedin. Al sana bir alametim. Ben tek olan ilahım. Yerin göğün hakanı ve sahibiyim böyle bir tatil yerini sana nasip ettim ama sen beni unuttun. Ben de buraya benim bir alametimi diktim. Bunu görüp de işte biraz insanın şuurlanıp tövbe edip Allah'ın mekanını elhamdülillah Rabbim bana kendini hatırlattı. Deyip gidip secdelere varması lazımken kalkıp Allah'ın hatırlattığı o harika işareti de oradan kaldırmaya gidiyor insanlar. Çok zayıf bir İslam anlayışı olduğunu açık işareti belki de İslam anlayışının olmadığını yani. Deniz Allah'ın denizi, mabed Allah'ın mabedi Celle Celaluhu. O denizinin seyrini sana bedava verdi zaten. O denizi sana bedava verdi zaten. Rabbine secde et git. Mescide çık secde et. Ondan sonra git arkasında denizi seyret. <laughs> Caminin otur şeyinde bahçesinde. Bu dünya geçici geçici. Dünyanın seyirleri de geçici, denizlerinin seyri de, denizlerde alacağınız keyif de hepsi geçici. Orada sadece bu dünyadaki nimetler, tadın da Allah'a şükredin, şükredin de cennetine nail olun diye. Asıl denizler, asıl keyifler cennette onlar. allah Teala diyor ki bu denizin keyfiyle takılıp kalma, bu gelip geçici, bu kuracak, gidecek bu. Sen gel benim mabedime de ebedi denizleri kazan, kurumayacak görüntünü kimse bozamayacak. <laughs> o denizleri kazan ya. İnşallah. İnşallah.